Mehmet Arif Aslan, 10 sene mahalle muhtarlığını yapmışım. Şu anda boştayım. Yani bir yıldan fazla da ben boştayım. 8 sene nüfusum var. Yani bu vatandaş ne olacak? Valla ben şahsen yaz daha biraz daha kalsa ben kafayı yemek üzereyim. Yani 8 sene nüfusum var yani. Yani bu vatandaş hali ne olacak? Hani bunlar düşünmüyorlar mı yani? Allah'tan korkmuyorlar mı yani? Nereye kadar gidecek böyle? Bir de utanmadan çıkıp televizyonda konuşuyorlar. Yok her şey gülü gülü sandıkta yani. Hele gelsin insanlar işine girsinler yani. Yeter ya. İşsiz insanlar ne yapacak? Bir senedir ben işsizim yani. Hiç mi Allah'tan korkmuyorlar? Kendi yandaşlarını şey yapıyorlar hiç. Öyle yaptılar ki bizi her şeyden soğuk. Vatandan soğuttular, bayraktan soğuttular yani. Kendi kafalarına göre şey yapıyorlar. Eskiden yılda bir zam gelirdi yani. Şimdi artık her hafta zam geliyor yani. Bir de çıkıyorlar ekonomik her şey gülü gülü sanıklı. 10 milyon değişildi, 30 milyon. 30 milyon. Gel konuş baba, gel konuş, konuşmuyorsun. Korkmayın ya. Hoş ne yapacağız? Anınızı mı alacağız? Zaten yaptığı kadar yapmış yani. Yani bu da buramıza geldi yani. Vallahi nerede ben çıkacağım ben artık yani kendimi intihar edeceğim yani ya. 8 sene hususum var yani, çalışanım yok yani. Bu böyle, ben hakkımı helal etmiyorum onlara. Ay sonunu geçirebiliyor musunuz? Ne ay geçme babana rahmet. 15 gün ne kadar geçirmiyor ya. Ne kaç geçin? Çocuğunuz var abi, nasıl geçiniyorsunuz? Valla 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 tane var. Nüfusunuz? He valla. Nasıl ben, geçiniyorsunuz abi? Valla zordu. Bak birisi Çorlu'ya gitmiyor, birisi İstanbul'a gitmiyor, diğeri bilmem nereye gitmiş. Her biri bir memlekete gitmiş. Valla öyle de görüyorsun. Geçinemiyoruz. Geçinemiyoruz. Evet. Evet. Ne yapalım? Allah. Elektriğe de zam geldi. Zaten o şimdi elektriğe gittim, gittim. Köydekini ki bir de 117 milyon para gelmiş. Zaten buradakini daha gelmemiş. Burada ne geliyorsa ben bilmiyorum artık. Çok mu geliyor abi elektrik? Valla çok geliyor. Çok fazla geliyor. Daha önce 35 miydi? Mesela 50 o kadar o aralardan geliyor. Şimdi hoplama oldu. Eyvallah. Burada ne söylemek istersiniz abi? Valla sizin sağlığınız var. Ne söyleyeceğim? Zaten ne söylesen de boştur. Bana gelen fatura daha özelleştirme olmadan önce bize gelen fatura 70 TL, 80 TL şu an 2 ayda bir oda. Şu an gelen fatura 220 TL. Her ay 200, 220, 230 TL. Sigorta makbuzu valla gerçek mesajlara bakabiliriz de. Ay sonunu nasıl getiriyorsun abi? Valla nasıl? Alıp getiririz işte. Yani ay sonuna paran kalıyor mu yani? Yok abi ne birikim olacak. Evden para getiriyoruz. Yani birikim yok. Nasıl geçinebiliyor musun? Vallahi çok zordur abi. İnan ki çok zormuş. Aslında ne yapacağını bilmiyorum abi. Ne yapacağız ya? Elektriğe de zam geldi. Abi her şey zam. Hayat çok zor olmuş abi ya. Hayat çok zor olmuş abi. Hakikaten çok zor olmuş. Bilmiyorum ne yapacağız. Zaten biz akşama kadar çalışıyor bir tanecek yok alamıyoruz. İnan ki 5 litre alıyoruz. Yani. Şimdi alamıyoruz. İşte kaç çocuk var abi? Vallahi var işte. Biz bir 7 nüfusuz. 7 nüfus. He oğlum. Hayat çok zor olmuş yani. Ne yapacağını bilmiyoruz. Ay sonunu getirebiliyor musun abi? He? Ay sonunu getirebiliyor musun? Vallahi zor getiriyor abi. Vallahi diye Allah hayretsin. Ne diyelim? Abi vallahi bu üretim yapacağız. Üretim onun canı Allah'ın izniyle düşecek. Bu hastalık da geçti. Maşallah milletin seviyesi de yükselmiş. Herkesin arabası olmuş, şey olmuş. Evi olmuş. Güzeldir hayat. Güzel geçiyor. Çok şükür. İşte buna karşıyım bu zamlara. Çünkü artık hiçbir şey yetiştiremiyoruz. Mesela eskiden bir evde bir kişi çalışıyordu. 20 kişi besliyordu. Şimdi hepimiz çalışıyorsa yine yetmiyor. Ben 6 aydır işsizim, 7 aydır işsizim. Bu pandemi yüzünden ben 6 aydır işsiz kaldım. Oğlum askerden gelmiş, 3 aydır evde oturuyor. Yani ben, ayıptır söylemesi, ben dileniyorum artık. Ne yapacağım? Ben değil tenekeye, 5 litre yakalamıyorum. Geçiremiyorum. Valiliğe gittim, vali bey orada değildi. Şeye gittim, valiliğin oraya gittim, orada da değildi. Gösterdiler, dediler, hastalık yüzünden buraya gelmiyor. Ben ne yapayım, nasıl geçineyim? Ben bu yaşta zaten çalışamıyorum. %42 özürlü olduğum için görme özürlüyüm. Kimse beni çalıştırmak istemiyor. Oğlum iş arıyor, iş bulamıyor. Ben ne yapayım? 5 tane nüfusum var. Bu pandemi maaşıyla idare etmeye çalışıyorum. Yetmiyor. Bazen tanıdık tanımadık birilerine derdimi anlatıyorum. Sağ olsun az önce bir arkadaş bana 100 lira verdi. Yoksa benim cebimde 104 lira para kalmıştı. 104 lira para kalmıştı. Sağ olsun bana 100 lira verdi. Gittim onu da eczaneye borcumu verdim. Ben geçinemiyorum abi. Ne yapayım? İsyan mı edeyim? Beni duyurun. Bütün Türkiye duysun. Bütün dünya duysun. Ben işsizim. Bak Allah'a kir bu üstünde gördüğün elbise de başka biri vermiş. Telefon numarası var bende isterseniz sorabilirsiniz. Arayın sorabilirsiniz. Üstümde elbisem yok. Kendi elbisem yok.
Ben geçinemiyorum. Ay başı geliyor, 6 tane fatura geliyor bana. 3 tane telefon, bir benim, bir eşimin, bir de oğlumun. Bir de internet var. Oğlum, kızım okula gidiyor diye onun için internet çekmişim. Ve bu faturaları ödeyemiyorum. Sağdan soldan borç alıyorum. Geçinemiyorum. Yani bu böyle ben batmışım zaten. Evet. Ne yapalım? Elimizden bir şey yok ki. Evet. Geçinebiliyor musunuz peki? Vallahi Allah çok şükür benim bir kaç koca maaşımız var. Onu geçiniyoruz. Evet. Onu geçiriyoruz. Ne yapalım? Ama çocuk çocuk hepsi örülmüş, evlenmiş, gitti. Ben de hanım, bir oğlum kalmış başka. Evet. İdare ediyoruz Allah'a çok şükür. Gene Allah'a çok şükür ne yapalım? Pahalıydı vallahi her şeyi pahalamış. Almakta zorlanıyoruz. Piyasada, bütün çarşıda bir denetimsizlik var. Bir denetim boşluğu var, otorite boşluğu var. Ne tarım müdürlüğü, ne belediye, ne vergi dairesi müdürlüğü. Hiç kimse denetlemiyor, kimse vazifesini, görevini yerine getirmiyor. Ne diyelim? Bütün Türkiye'de böyle sanki. Fiyatların bu kadar yükselmesi anormal değil mi? Yani bunun dolarla, faizle, altınla bir ilgisi yok ki. Türkiye'de yetişen bir ürünün mamülü niye bu kadar yükseliyor? Fırsatçılara fırsat veriliyor. Elektriğe de %5 zam geldi. Elektriğe diyeceğimiz bir şey yok, bilmiyorum. Orayı bilmiyorum ben. Ama ben tarımdan gelmeyeyim, ben bunları biliyorum. Niye yükseliyor? Tam da ürünün hasat zamanı. Zam gelecekse bu Şubat'ta gelir, Ocak'ta gelir, Mart'ta gelir. Ürünün hasat zamanı olmadığı bir dönemde gelir. Her zaman böyle. Buğdayda hasat zamanı yükseliyor, arpada hasat zamanı yükseliyor, yağda hasat zamanı yükseliyor. Her şey hasat zamanında fırsat kolluyorlar. Yani bu denetim altına alınması gerekiyor. Denetlenmiyor. Evet. Kesinlikle Ankara'dan emrediliyor ama iller bazında denetlenmiyor. Otorite boşluğu var. Siz geçinebiliyor musunuz abi? Ay sonunu getirebiliyor musunuz? Yani getiriyoruz çok şükür. Bizim nasıl diyeyim? Yani gelirlerimiz var, yoksa emekli maaşla geçinmek mümkün değil. Şimdi onu gerçekten vatandaş çok mağdur. Evinde bırak yağ almayı, daha değişik tükettiğim gıdasında da aynı şekilde zam var. Gerçekten vatandaş çok mağdur bu konuda. Nereden baksan bundan 5-6 önce 120 TL, 110 TL aldım yağ, şu anda 200 TL'ye gitmiş. Bu fırsatçılıktan da öte bir şey yani. Bu normalde ortadaki bir ekonomik krizden kaynaklı bir şey değil. Bu fırsatçılık. Kişilerin ortada olan hastalığı ve başka şeyi bahane ederek yapmış olduğu bir şey yani. Evet. Geçinebiliyor musunuz abi? Ya şimdi ben elhamdülillah, ben memurum yani, ben şimdi yani Allah'a şükürler olsun. Yani gerçi okuyan öğrenci çocuğum var. Sıkıntı yaşıyorum ama yine gerçekten geçinemeyen, bırak yağı, ekmeği almakta zorlanan insanlar var. Yani ortada gerçekten bir ekonomik kriz var yani. 24 yıldır neredeyse öğrenciyim. Kadro bulmaya çalışıyorum. Onun dışında ekonomik sıkıntılardan bahsediyoruz herhalde. Ben de öğrenci kısmının sesi olarak biraz bahsetmeye çalışayım aslında. Mesela Siirtli öğrenciler, Siirt Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler açısından çok bir problem olmasa da dışarıda okuyan öğrenciler tarafından çok sıkıntı çekiyoruz. Zaten KYK başlı başına bize bir sorun olmakta bence. Ekonomik krizin içinde 550 lira gibi bir para, yüksek lisans öğrencilerine 1100 lira gibi bir para burs verilmesi ve bunun sonradan kredi olarak geri alınması bizi gerçekten çok yoruyor. Ben almadım açıkçası. Çünkü alsam 24 ay 1100 liradan yaklaşık 30 bin lira para ediyor. Lisans döneminde zaten 20 bin lira gibi borcum vardı. 50 bin lirayla mesleğe başlamak zaten başlı başına bir sıkıntı oluyor bizim için. Onun dışında zaten 50 bin lirayla başladıktan sonra da işte ne bileyim iş bulma stresi, gelecek kaygısı, onun dışında ne bileyim ileride evliliktir, bunun için para toplamak ayrı bir sıkıntı oluyor artık. İşte bu dönemin gelecek kaygılarından. Tabii ki devletimiz, milletimiz, hükümetimiz bu konuda bize yardımcı olmaya çalışıyor en uygun oranda. İşte Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığımız olsun her türlü desteği vermekte bu durumda. Bizlere de iş düşüyor bu konuda. İnşallah bu pandemik sürecin atlattıktan sonra ülkenin daha iyi olacağına, ekonomik krizlerin düzeleceğine, öğrencilerin de durumlarının düzeleceğine inanıyoruz.